Arkadaşlar merhaba, bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber PHP üzerinde yuvarlama işlemlerini yapmaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi yuvarlama işlemlerini bizler en çok e-ticaret sitelerinde kullanırız. Mesela işte KDV'leri yuvarlayabiliriz. Diğer ürünlerin fiyatlarını yuvarlama yapabiliriz. Ya da normal sitelerde, muhasebe sitelerinde bu tarz yuvarlamaları genellikle kullanırız. Bunlar bizim için oldukça önemlidir. İsterseniz hemen birkaç tane örneği görmeye çalışalım. Şimdi geldim Sublime Text'ime. Arkadaşlar buradan değerlerimi oluşturmaya başlayacağım. Öncelikle size komutları söyleyeyim. Birinci bizim kullanacağımız komut aşağı yuvarlama. Yani mesela 5.2'yi 5'e ya da 5.9'u 5'e yuvarlama. İkincisi yukarı yuvarlama. Buraya bunu yazıyorum. Üçüncüsü de normal direkt standart yuvarlama. Yani en yakınına. Şimdi sizlerle beraber bunları göreceğiz. Aşağı yuvarlamayı kullanırken flör'ü kullanacağız. Yukarı yuvarlama için sail. Normal yuvarlama için de round komutumuzu biz burada kullanacağız. Hemen birkaç örnek yapalım. Dolar diyorum. Öncelikle benim bir sayı olsun. Sayı diyorum. Mesela 4.2. Benim sayı değişkenimin değeri bu şekilde. Ben şimdi gelip bunu yuvarlamak istersem. Mesela dolar yuvarladığında bir değişken oluşturuyorum. Eşittir dedim. Sail komutumu açıp dolar sayı diyorum. Şimdi sail ne işe yarıyordu? Bizim yukarı doğru yuvarlamamızı sağlıyordu. Yani 4.2 bize olacak 5.0. Yani direkt 5. Gelip yenilediğim zaman hiçbir şey bana bastırmadı. Ben echo komutunu kullanmayı unuttum çünkü. Buradan echo dolar yuvarla dediğim zaman bakın bana başarılı bir şekilde 5 diyerek bastırıyor. İşte bu yukarı yuvarlamasını sağlayacak. Nerede kullanırız? Mesela e-ticaret sitesi için ufak bir örnek vereyim. Kullanıcı geldi sitenin üzerinden 99.99 TL'lik bir alışveriş yaptı. Siz ne yaparsınız? Arasında bir kuruş var. KDV hesaplarken direkt 100 TL'ye yuvarlarsınız ve direkt 18 sonucunu çıkarırsınız. Peki böyle çıkarmasanız ne olur? Bu sefer de 17.9807 gibi uzayan bir sonuç çıkar. Bu yüzden mesela burada bunu kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ya da işte muhasebe sitesi yaparsınız. Müşterinize rapor sunacaksınız. Yine bunu burada da kullanabilirsiniz. Kullanım yerleri oldukça geniştir. Şimdi tamam bunu gördüm. Peki aşağı yuvarlama nasıl olacak? Arkadaşlar aşağı yuvarlama için de buraya flur yazarız. Şimdi gelip yenlersem bakın 5.2'yi bana 4 diye bastırdı. Pardon 5.2 değil 4.2 4 diye bastırdı. Gelip mesela ben bunu yine 4.99 desem dahi yine bana bunu 4 diyerek bastıracak. İşte bu da flur komutu ve aşağıya doğru bana bastırmasını sağlıyor. Birçok arkadaşımızın da geçmişte gördüğü üzere yuvarlamalar. Yuvarlamalar nedir? En yakın sayıya yuvarlama. 5.4 5'e yakınsa 5'e yuvarlarız. 5.5, 5.6, 7 bunları da 6'ya yuvarlarız. Hemen mesela bir örnek yapalım. Buradan bunu round komutumuza çeviriyoruz. Ve içerisine 5.4 diyelim. 5.4. Şöyle virgül oldu onu noktaya çevireyim. Şimdi gelip yenilediğim zaman bakın bunu bana 5 diye çeviriyor. Görmüş olduğunuz üzere. 5.5 yaptığım zaman şimdi gelip yeniliyorum 6'ya çeviriyor. Matematikte zaten bunu bilirsiniz. 5.1, 2, 3, 4 sıfıra döner. 5'ten itibaren 9'a kadar olan kısımlarda bir diğer sayıya gider. Bu da yine aklınızda burada bulunmuş olsun arkadaşlar. Genel olarak bizim matematik işlemlerinde yani PHP'de kullanmış olduğumuz yuvarlamalar bu şekilde aşağı yuvarlama, yukarı yuvarlama ve en yakın değere yuvarlama. Umarım bunlar sizler için oldukça yararlı olmuştur. Ben videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.